yok. Vallahi de yok. Merhaba. Merhaba. Bir mahsuru yoksa biraz konuşalım mı? Hangi konu hakkında? Lütfen. Çok vaktini almayacağım. Şöyle geçelim mi? Evet, seni dinliyorum. Yılmaz'la nişanlandığımızı biliyorsun. Benim emin olmam lazım. Neyden? Yılmaz'dan mı? Benimle niye konuşuyorsun ki? Ben buna yanıt veremem. Hayır, Yılmaz'dan değil. Senden. Benden mi? Yılmaz'a karşı hala bir şeyler hissediyor musun? Benim bunu bilmem lazım. Neden nişan gecemde Yılmaz'a geldin? Hata yaptım ben. Bir hata yaptım. Evet. Ama niye yaptın o hatayı? Onu soruyorum zaten. Olacakları tahmin etmiyor muydun? Telgrafın geç geldiği için düğününü kaçırdım. Kusura bakma. Yazdım bir kenara vallahi. Sen evlen bakalım, ben geliyor muyum düğünde? Evlilik demişken, yenge yok mu ya? Adana'ya indi, akşamüstü gelir. İsviçre nasıl? Fransa'daydım ben anneanneciğim, Fransa. Ay Züleyha ne üzüldü, ne üzüldü sen gidince. Kim? Ay annen, annen ne kadar ağladı, ne kadar ağladı. Adlanım da adlanım, adlanım da adlanım diye yapmıştı. Hatlar fena gidiyor yalnız. Bayağı bunalmış bu. Biz alıştık. Sen de alışırsın yakında. Olsun canım. Renk katıyor. Canım anneanneciğim benim ya. Anlat bakalım. İşler güçler nasıl? Neler yapıyorsun? İyi vallahi Ercüment. Güzel gidiyor. Büyük bir projem var. Bunun için bir arazi aldım. Et süt entegre tesisi kurmaya niyetim var. Büyük teşebbüs. Orta Doğu ve Balkanların en büyük projesi olacak. Kombine tesis. Yani anlayacağın Çukurova'da endüstriyel gıdayı başlatmaya niyetim var. Bakalım. Fevkalade. Sana hep söylüyordum. Sana böyle büyük projeler lazım diye. Sevindim. Temel attınız herhalde. Attık ama inşaatına tam olarak başlamadık da. Araziyi görmek isterim. Avrupa'da çok gezdim dolaştım teyzeciğim ya. Fikir veririm yani. Olur olur. Gezdiririm seni. Sende ne var ne yok? Her şey yolunda mı? İyi. Gayet iyi. Çok iyi hem de. Bazı teşebbüslerim var. Bir takım müteşebbislerle görüşme halindeyim. Benim fikirlerim hakkında konuşuyorlar. Bir karar verecekler işte. Biliyorum meraktan çatlıyorsunuz. Değil mi? Peki. Fransa'nın güneyinde bir bağ işine gidiyorum. Büyük iş. Büyük para. Üzüm bağı. Üzüm bağı mı? Aha. Kulağa güzel geliyor vallahi. Alakadar olursan detayları anlatayım sana. Olur olur. Konuşuruz tabii. Fadik! Yalnız işte ufak bir bütçe açığı var. Fadik! Hadi kızım versene misafirimize. Hadi yavrum. Görüşüyor musun Betül'le? Demir. Yani arada sıra. Ha? Bir dakika gelir misin anneciğim? Gel. Bekle geliyorum hemen. Tamam. Pardon. Keyfinize hadi. Bakın teyzeciğim. Adın ne senin? Fadik. Merci Fadik. Eline sağlık. Niye geldi bu şimdi buraya? Ne bileyim anne çıkmış gelmiş. Haberin var mıydı senin bunun geleceğinden? Yoktu tabii ki. Ne zaman haberli geldi ki? Kesin para istemeye geldi yine bu. Kesin. Geçen sefer verdik ne oldu? Pırık kuş hiç yok. Tamam anne ne yapalım yabancı mı? Teyzemin oğlu. Tamam teyzenin oğlu da palavracının teki. Bir sürü şahane fikirleri varmış falan filan. Anlatıyor yine bak. Ya anlatsın. Anlatsın çocuk. Şermin ne yaptığımın onda birini yapmadım çocuğa. Ne lüzumu var? Ailenin işe yaramazlarını biz mi besleyeceğiz Allah aşkına? Sakın, sakın para vermeyeceksin bak. Sakın. Tamam tamam merak etme. Bak hiç vermeyeceğim demiyorum ona göre.
Kararınca vereceksin o zaman. Anladın mı? Bak bu ödemez. Ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Para bitti gitti. Sana söyleyeyim. Bak Züleyha. Bu şu an içinde bulunduğumuz durum ikimiz için de yeterince rahatsız edici. Bunun farkındayım. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Ve seninle açık konuşacağım. Ben hiç kimsenin mutsuzluğu üstüne yuva kuracak biri değilim. Eğer Yılmaz'a karşı bir şey hissediyorsan, bak eğer ufacık bir şey hissediyorsan bana hemen şimdi söyle. Şu an söyle. Çünkü oğlunu da alıp gelmen gerçekten aklımı karıştırdı. Ben sırf bu yüzden sevdiğim adamı terk ettim. Evet, sonra peşimden geldi ve onu sevdiğime inandırdı. Ama şu an başka. Artık her şey ciddi. Biz evleniyoruz. Benim bunu bilmem lazım. Adnan, onlar nikah masasına oturup o defteri imzaladığı gün gelecek eve. Züleyha, lütfen söyle. Senin ne haddine bana böyle sorular sorabiliyorsun? Hı? Böyle konuşarak beni de kocamı da lekelediğinin farkında mısın sen? Benim oğlum var. Ayıp. Tamam sakin ol. Ben seni üzmek maksadıyla söylemedim ki bunları. Ben kocamı seviyorum. Bizim çok mutlu bir evliliğimiz var. Sen de Yılmaz da benim umurumda falan değilsiniz. İster evlenin ister evlenmeyin. Anladın mı? Anladım ama şu kısmı anlamadım açıkçası. O zaman neden geldin o gece? Zaten bunu anlamaya çalışıyorum. Kocamı kıskandırmak için. Anladın mı? Yılmaz'la mı? Evet, Yılmaz'la. Yılmaz benim eski nişanlım biliyorsun. Hangi koca olsa deliye döner bence. Bak Müşken. Evet, ben o gece bir hata yaptım. Yılmaz'ın evine gelmekle büyük bir hata yaptım. Ama dersimi aldım, merak etme. Benim aptallığım yüzümden az kalsın kocam katil olacaktı. Bir de asla böyle bir şey yapmam. Ya senin soruna gelince... Ben Demir'e aşık olduğum gün Yılmaz defterini ilelebet kapattım. Sen de gönül rahatlığıyla Yılmaz'la evlenebilirsin. Ama bir daha benim karşıma böyle sorularla çıkarsan çok fena olur. Anladın mı?